bakalım gerçekten de zannettiğimiz gibi gelinimiz bu tabaktan çıkacak mı yoksa Özlem mi çıkacak? Özlem mi, Rabia mı, bir Antep gelini mi, bakalım rakip gelin mi? Aç şekerim. Aç aç aç. Özlem. Aa. Yaşasın işte bu. Sonunda Meksikalı bir kayınvalidemiz var. Eyvah. Gerçekten. Önce tabağıma bakayım, şu kebap olan tabağıma. Gaziantep'te kebap kalmış aklı. Kebap yapmadık zira biz. Kalın, kalın. Ne aradın anne? Tabii yakana duyguyu taktın. Kalbimde de duygu var dedim. Beni bulmanı zaten beklemiyorum ama. Anne, biz dürüm yaptık tamam mı? Ne böreği ya? Dürüm yaptık. Tamam. Gayet güzel de eti pişirmişim. Bak, bak bir ya, bak. Normalde sosuna bak. Sosuna güzel vermişim. Kaşarını güzel dökmüşüm biber, her tarafa. Biberlere bak, kocaman kocaman. Bu anne bırak yani? Allah aşkına. Bir biber ölmüş mü, ölmemiş mi? Olmamış. Rabia. Ya zaten senin aklın duyguda kaldı ya. Ne beni bulabilirsin bu saatten sonra ne de çeyrekleri takabiliriz. Özlem hiç konuşma. Rabia. Tamam yorum bitti. Yorum bitti. Kayınvaliden. Kayınvaliden hızlı Gonzales gibi geldi puanları dağıttı çıktı. Kayınvaliden etine laf söyledi senin. Sen sosundan bahsediyorsun, kaşarından bahsediyorsun. Ya orada kalın kalın. Etinden bahsediyor. Ya orada bileğim kalınlığında etler var. Canın kebap mı çekti? Sen Antep'i özledin anladığım kadarıyla. O zaman bu hafta seni Antep'e... Kayınvalidemin yanlış yorumlarıyla aldın beşi. Bravo. Yo gayet de sevdi, beğendi, aklı tabağımda kaldı. Ve doğru olanı yaptı nitekim. Hayır ben yine 4 arasında kaldım en dedi. En olmamış tabağa gidip bulup 5 verdi. Çünkü gelinin burada yemek yapamadığını kendisi de biliyor ve sen de söylüyorsun bunu. Yani sürekli bak duyguyu da taşıdığın için en olmamış tabağa gidip 5 verdiniz. Hatice neye göre en olmamış? Sen bu bilezikleri görebiliyor musun oradan? Göstereyim mi iyice? Yapamıyorsun. Evet kadını şaşırtıyorsun. Ben bence Özlem gibi bir şaşırtıyorsun. Hayır. Bilezikleri görmüyorsun. Bak yine geldi dedi yapamamışsın. Ayrıca, dedi. Yine geldi yapamamışsın dedi. Senin kirlerinden yeniden doğmanı sağladım. Bence otur aldığın puana şükret. Yo, ya sen benim puanıma ne karışıyorsun? Bak kayınvaliden senin burada yapamadığını biliyor. Bildiği için de gidip en olmamış tabağı veriyor. Bunu kayınvaliden söylüyor ya. O zaman sen de benim tabağım hakkında yorum yapma. Madem ben senin puanına karışamadım. Ama senin yüzünden ben düşük... Yorum yapma. Çünkü olmamışı arıyor yani kayınvaliden. Yo, kolaylıkla da beni bulabiliyor. Olmamış diye bir şey söyleme Allah aşkına. Şıngırtısını duy ya.